Birçoğumuz vakit kazanmak ya da uygun fiyatlı ürün almak için online alışverişi tercih ediyoruz. Ancak online alışverişle birlikte siber dolandırıcılık ve bu gibi şeyler de giderek arttı. Öyle ki sanal alemde alışveriş yapmak giderek daha riskli bir hale geldi. Peki internette alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Dolandırıcılar en çok hangi yöntemleri kullanıyorlar? Nasıl bu yöntemleri geliştiriyorlar? Bilişim uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kırık ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. Sizler nasılsınız efendim? Gayet iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden bilgileri absorbe etmeliyiz ki bunları hayatımıza uygulayabiliriz. Bilelim. Çünkü son derece önemli ama avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Öncelikle temel anlamda nelere dikkat etmeliyiz internette alışveriş yaparken onu öğrenelim. Şimdi Oylum Hanım, tabii pandemi dönemi ciddi manada bizim internet ortamına yönelmemize sebebiyet verdi. Hatta internet kullanım süremizin de 8 saatlere kadar çıktığını gördük. Türkiye sosyal medya kullanımında da aslında ciddi bir potansiyele sahip ki 3 saatlik ciddi bir kullanıma sahip. Yani kişi başına düşen kullanım miktarı, bu da gözle görülür bir şekilde her geçen yıl artış gösteriyor. Şimdi efendim, biliyorsunuz artık fiziki mağazalar, alışveriş merkezleri elbet bugün hala hali hazırda var ama şimdi biliyorsunuz yani buraların kira gelirleri, kira giderleri söz konusu oluyor. Bununla birlikte personel ve çalışan nedeniyle ister istemez biraz daha sanal ortama insanlar kaymaya başladılar. Çünkü oralarda maliyetler çok daha düşük bir şekilde gerçekleştirildiğinden dolayı insanlar online alışverişi tercih ediyorlar. Online alışveriş deyince bunun içerisine giyim kuşamı da koyabiliriz, bunun içerisine yiyecek içeceği de koyabilirsiniz. Market alışverişlerine bile bunu yapıyoruz. Büyük süpermarketlerin artık uygulamaları, aplikasyonları aracılığıyla evimize kadar suyumuzdan tutun, yiyeceğimizi, içeceğimizi getirebildiğimizi görüyoruz efendim. Bu tabii ki ciddi bir artı, siz de az önce belirttiniz. Ancak dezavantajları da ciddi anlamda var. Özellikle güvenlik sorunlarını bu noktada çok daha fazla görüyoruz. Hem sitelerden kaynaklı güvenlik sorunları, hem kullanıcılardan kaynaklı güvenlik sorunları. Çünkü siber dolandırıcılar artık bu yöntemi çok kolay bir şekilde kullanıyorlar. Özellikle popüler alışveriş sitelerinin birebir klonlanmış taklitlerini oluşturuyorlar. Ancak adres çubuğunda bir iki harf değiştiriyorlar ya da bir ekleme yapıyorlar. Sosyal medyadan ulaşıyorlar. Sponsorlu reklamlar aracılığıyla ulaşıyorlar. Çünkü arama motorlarında ne yapıyoruz Oylum Hanım? Bir siteye gireceğiz. Ne yapıyorum? Arama motorunda o sitenin ismini yazıyorum. Ama her zaman... Peki bu arama motorlarında bu... fake, evet. Uyduruk siteler, evet, sahte ya da sahte üst arama motorlarında üst taraflarda çıkıyor mu? Çıkıyor efendim, üzülerek söylemek gerekir ki çıkıyor. Allah Allah. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Özellikle o popüler sitenin ismini direkt olarak reklam olarak satın alıyorsunuz o kelimeyi. Arama motorları üzerinden. Dolayısıyla o kelime yazıldığında orada da şöyle bir durum söz konusu oluyor. En yüksek payı verenin reklamı en üste çıkıyor. Yani bir nevi aslında açık arttırma gibi düşünebilirsiniz bunu. Aslında arama motorlarının özellikle Google'ın bunun önüne geçmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle haklısınız ama üzülerek söylemek gerekir ki özellikle sosyal medya şirketleri, arama motorları öncelikle kendi affedersiniz kesesini doldurmasına bakar. Ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor mu bu uygulamalar? Yani Türkiye'de daha serbest ya da daha sıkı bu uygulamalar yurt dışında tersi gibi bir durum söz konusu. Yasal müeyyideler söz konusudur. Mesela Avrupa'da baktığımızda GDPR vardır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği vardır. Dolayısıyla şirketler orada cirolarının 1/40'ını ceza olarak ödedikleri için ister istemez tabii ki arama motorları o ülkelerde daha hassas bir şekilde davranıyor. Çünkü sonuçta arama motorlarına reklam verilirken konum bazlı, hedef kitle bazlı reklamcılık söz konusu oluyor. Yani örnek vermek gerekirse ben diyeceğim ki İstanbul Beyoğlu'ndaki işte ne bileyim efendim işte alışveriş yapan insanlara bu reklamı göster. Ya da şu kelimeyi işte atıyorum mesela sandviç yazanlara bu reklamı göster şeklinde içeriği oluşturduğum için, reklam kampanyasını oluşturduğum için. Dolayısıyla bu bırakın hani ülkeden ülkeye, şehirden şehire bile değişiklik gösterebiliyor reklamlar, önüne çıkan reklamlar. Kişilerin çünkü dijital ortamda bıraktığı çerezler de söz konusudur. Girdiğiniz bir sitede çerez bırakırsınız mesela Oylum Hanım. Aradığınız bir şey tekrardan remarketing olarak önünüze çıkar. Bu accept cookies, cookie'leri maalesef, kabul etle maalesef. Birlikte. O cookie'leri kabul etmezsek ne oluyor? Reject yaptık reject diyelim. Reject ettiğinizde zaman zaman sitelere giremediğiniz de söz konusu oluyor. Çünkü cookie'leri kabul etmezseniz giremiyorsunuz ama GDPR 2024 yılından itibaren bunun da önüne geçecek. O dijital iz bıraktığı için artık yasaklanacak. Yani bütün dünya genelinde artık sitelere girdiğinizde
Özellikle mahremiyet konusu açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum Oydum Hanım. Çünkü benim verilerim bana aittir. Benim ne yaptığım, neyi aradığımı sadece benim bilmem lazım ama öyle olsaydı, mahremiyet söz konusu olsaydı Google her yıl en çok aranan kelimeleri sunmazdı. Onlar da işin reklamcılık boyutunu düşünüyor. Tabii yani ki. Veriler biraz ikinci planda, kişisel mahremiyet biraz ikinci planda kalıyor ki zamanında da biliyorsunuz Zuckerberg'in yargılandığını hatırlayacak olursak efendim, açıkçası sosyal medyada güvenlikten ziyade onların reklam geliri elde etmesi daha ön plana çıkmış oluyor diyebiliriz. Şimdi konu dışı ama izleyicilerimizle paylaşalım. Enteresan bir haber. Zuckerberg ve Elon Musk gerçekten anladığım kadarıyla dövüşecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekleşebilir mi? Bu hayal dahi edemiyorum ama galiba gerçekleşiyor. Mekan olarak da Kolezyum'u gösteriyorlar. Evet. Yani bu 100 yılın olayı olur kesinlikle. Herhalde. Bekleyip göreceğiz. Neyse biz konumuza dönelim. Evet. Peki en öncelikle o sitenin gerçekten alışveriş yapmak istediğimiz site olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli o efendim. Marka bilinirliği burada önemli. Evet, çok önemli. Peki sonrasında nasıl hareket etmek gerekiyor? Kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken özellikle. Şimdi marka bilinirliği noktası tabii ki önemli. Bugün alışveriş siteleri, e-ticaret siteleri bir de pazar yerleri var Oydum Hanım. Çünkü artık günümüzde insanlar hani eskiden nasıl bir pazarda tezgah açardınız da oradan bir şeyler satın aldınız. Şimdi de o tezgahların yerini sanal ortamdaki pazar yerleri almaya başladı. O şirkete belli bir komisyon veriyorsunuz ve o komisyon üzerinden aslında ürün satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hı hı. Mesela üstünüzdeki ceket, yenisini alacaksınız, beğenmediniz, bunu satılığa çıkartabiliyorsunuz. Diyelim onun fiyatı 500 lira ama 250 liradan alıcı buluyor Oylum Hanım. Bir kere bu gerçek Hem de tekrardan hani kazandırılması açısından da ikinci el dünyada da yaygınlaşmaya başladı ikinci el alışverişi. Çok doğru. Ama şunu söylememiz lazım. Burada efendim yani şirketin güvenilirliği kadar, e-ticaret sitesinin güvenilirliği kadar kullanıcının da güvenilirliği çok önemli. Yani şimdi örnek vereyim Oylum Talu. Bakıyoruz orada tüketici yorumlarına bakıyoruz. Yani ürünü satan kişinin değerlendirmelerine bakıyoruz. 5 yıldız üzerinden 3.3 almış. Niye 1.7 yıldız eksik almış? Demek ki bu satışta işte benim ürünüm kalmadı diyebildi. Ya da işte istediğiniz ürün yerine başka bir ürün getirdi. Mesela sizin ceketinizin kenarında işte dediğim gibi beyaz çizgiler söz konusu. Ama o gönderdiğinde beyaz çizgi yok mesela. Dolayısıyla ne oluyor? Bunlar ister istemez sitenin güvenilirliği olsa da kullanıcının yani bu noktadaki satıcının güvenilirliği konusunda da bizi sorgulamaya itiyor. Bir de son dönemlerde sosyal medya üzerinden özellikle Instagram üzerinden satışlar çok yoğun bir şekilde gerçekleşmeye başladı. İşte ikinci el ürünlerimi satıyorum ya da işte çeyiz için almış olduğum takım vardı, çeyiz için almış olduğum çaydanlığım vardı. Bunu kullanmayacağım, satılığa çıkarttım diyor. İşte çok popüler bir alışveriş sitesinin sahtesini kullanıcıları yönlendiriyor. Siz az önce dediniz ya burada kredi kartı güvenilirliğini nasıl sağlayacağız? Bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi bizler genelde internet ortamından alışveriş yaparken kendi kredi kartlarımızı kullanıyoruz. Arkadaki pin kodunu da direkt olarak 3 haneli pin kodunu da yazıyoruz. Her şeyi. Her şeyi yazıyoruz her şeyi. Yani. Cep telefonu, mail adresi, her şey. Ama aksi takdirde alışveriş yapabilmek mümkün değil. Kesinlikle ben buna katılıyorum ama TC kimlik numarası. Her şey. Evet ama şimdi bunun güvenilirliğini sorgulamadan direkt işte örnek vermek gerekirse cazip teklif var diye işte 10 liralık ürünü 2 liraya satıyor diye bir de hep böyle ilgi çekici, acil, işte hemen satılık, işte şunu alacağım için satılık. İhtiyaçtan. Biliyorsunuz onlar çok popüler bir hale gelmeye başladı. Orada da aslında iletişim dilinin kullanılışı söz konusu. Zamanında şunu bile yaptılar. Yani biz bunları dediler. Ya düşün depremzedeleri bundan önce bir ay önce kandırdılar, dolandırdılar. İşte biz prefabrike ev depremzedelere vereceğiz dediler Oylum Hanım. İşte ne yaptılar? Bilgilerinizi girin. Sadece kargo bedelini sizden isteyeceğiz dediler. Kargo bedelinin yarısını da önce dediler ki yarısını sonra ürünü aldıktan sonra dediler ki hani öyle bir güven tesis etmiş olsunlar. Onları bile dolandırdılar. Yani şunu demesin değerli izleyicilerimiz. Bana bir şey olmaz. Ben dolandırılmam demeyin. Kesinlikle. Kesinlikle bakın çok büyük konuşanların uzaktan hani bu kadar işte internete vakıf, bu kadar eğitimli, bu kadar televizyonda izliyor, bu haberleri biliyor. Ona rağmen nasıl dolandırılır dediğimiz çok insan çok kişi var. Çok kişi var. O yüzden altını çizmemiz lazım. Herkesin başına gelebilir. Gelebilir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Efendim siz az önce söylediğiniz bir site gördük. Bu sitenin önce güvenilirliğini sorgulamamız lazım. Nasıl? Nasıl yapacağız? Efendim Ticaret Bakanlığımızın elektronik ticaret bilgi sistemi var. Bir siteden alışveriş yapmadan önce
tatil rezervasyonu yapmadan önce, araç kiralamadan önce Ticaret Bakanlığımızın elektronik ticaret bilgi sistemine gireceğiz. www.eticaret.gov.tr Tamam. Sitenin ismini buraya yazıyoruz. Sitenin ismini yazdıktan sonra eğer bu site Ticaret Bakanlığı'na kaydı söz konusuysa size doğrudan o hani biliyorsunuz sosyal medyada nasıl tiklerimiz vardı. Hı hı. Sitenin güvenilir olduğu için bir tik veriyor ve yanında da oylamanın site profilini veriyor. Site profiline tıkladığınızda Ticaret Bakanlığı'nın sitesi üzerinden o alışveriş sitesine yönelmiş oluyorsunuz. Bu bir kere çok önemli. Çünkü işte bayram ikramiyesi vereceğiz diyorlar. Sahte bir e-devlet sitesine yönlendiriyorlar. Ya da işte dediğim gibi kredi kartı ödemelerini geri göndereceğiz diyorlar. Aynı şekilde ben buradan her zaman şunu söylemek isterim. Bir site gördünüz, kampanyayı gördünüz. Onu kendiniz bizzat adres çubuğuna Google'dan da yazmayın. Direkt sitenin kendi ismini yazın. Biz direct olarak deriz buna. Yazın oradan giriş yapın Oylum Hanım. Değerli izleyicilerimiz bunu yapsınlar. Dolandırılma riski azalacaktır. Artı limitli sanal kartlar kullansınlar. Ceket mi alacaksınız? Bu ceketin bedeli 250 lira. Siz kartınıza 250 liralık bir tanımlama yapın. Dolayısıyla siteye güvenmediniz. Fazla çekim yapılmasın kredi kartında. Sonuna kadar sizi... Ya da şuna ne dersiniz Ali Murat Kırık? Bankaya benim şu kadar harcamam yukarısında üstünde bir limit harcanırsa beni bilgilendir notu. Evet, kesinlikle. Bakın bunlar yapılabilir ama yapmıyoruz. Ya da çift faktörü doğrulama. Bugün E-Devlet'te bile aynı durum söz konusu. Ben buradan sormak istiyorum. Acaba kaçımız E-Devlet'te çift faktörlü doğrulamayı açık hale getirdik? Her şeyde. Her şeyde. Sosyal medyanızda? Her şeyde. Two Factor Authentication İngilizcesiyle kullananlara. Evet. Her şeyde. Muhakkak olmazsa olmaz internet dünyasında. Kesinlikle olmazsa olmaz. Yani bu bile bakın bizi tam olarak korumuyorken ki en büyük yaptığımız hatalardan biri de antivirüs yazılımları kullanmamak oluyor. Aynen. Telefonumu yavaşlatıyor. Bilgisayarımı yavaşlatıyor. Neden kullanıyorum? Ekstra para harcıyorum antivirüs şeylerine biraz çünkü ekstra para tabii, vermek aynen gerekiyor. Öyle. Bazıları ama free sürümler, önemli. Bazıları dediğiniz gibi ücretli sürümler ama bu sefer Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmanız da söz konusu aynen. oluyor. Cihazımı yavaşlatsın. Cihazınızı yavaşlatsın ama güvenilir bir şekilde kullanın. Bunlar da en büyük sorunlardan biri. Genelde o casus yazılımların antivirüs yazılımı kullanmayan ve belli işletim sistemlerine bulaştığını görüyoruz. Hı hı. Ve ne yazık ki Oylum Hanım özellikle bulut bilişim sistemlerinin de patlaması ciddi manada bizle özellikle adliyelerde de bunlar karşımıza geliyor. Yani bilirkişilik yaptığımız için de bu tarz dosyaların geldiğini görüyoruz. Sizin cloud dosyanızda her şeyiniz var. Fotoğraflarınız var. Şey. Efendim kimlik bilgileriniz var. Her kullanıcı şey. Bilgileriniz söz konusu. Banka bilgileri, kimlik bilgileri her şey. Ya, ha evinize hırsız girmiş. Ha bir siber dolandırıcı sizin e-devletinize, sosyal medya hesaplarınıza erişim sağlam. Bir de şöyle düşünün Oylum Hanım. Topluma mal olmuş isimler iseniz eğer o zaman çok daha fazla dikkatli olmanız lazım. Sizin adınıza yapılacak bir paylaşım bir anda sizin itibarınızı, prestijinizi ayaklar altına da alabilir. Bakın bu da çok korkunç. Sıradan kullanıcılar olarak bizlere de aslında bu tarz sorunlar bekliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün arkadaş sisteme bir mesaj atıldığını düşünün. Benim adıma paylaşımlar yapıldığını görüyorum. Zaman zaman onu yaptık. En büyük Instagram'daki dolandırıcılardan bir tanesi. Ya Oylum Hanım şikayet sitesinde adınıza bir şikayet oldu. Sizin işte evli erkeklere asıldığınıza dair ciddi ithamlar söz konusu. Ben kaldıramadım ama silin. Benim hesabımı ele geçiriyor. Biz sizinle arkadaşız. Benim ağzımdan konuşuyor. Çünkü eski mesajları da analiz etmiş. Bir ara onunla çok uğraştık. Çok uğraştık. Çok uğraştık. Çok. Onunla sonrasında Instagram, Facebook vesaire de çok uğraştı. Çok. Çünkü herkes kaptırdı. Hesabını. Çünkü mesela şöyle bir mesaj geliyor size. İşte senin hakkında böyle bir yazı yazılmış. Haberin var mı diyorsun. Cevap verdiğin anda bitti. Geçmiş evet, olsun. Oylum Hanım. Zaten hemen blok. Kesinlikle. Hemen blok. Hemen blok. Hiç cevap vermeyeceksiniz ama böyle şeyleri. Ama nereden bilecek ki insanlar? Ancak bu işin içinde olmak ve çok ciddi araştırmak gerekiyor bunu. Kesinlikle. O kadar çok arkadaşımız kaptırdı ki maalesef. Bu şekilde. Sonra evet. herkes yazı yazıyor birbirine. Aman işte benim adresim çalındı. İtibar etmeyiniz. İşte Oylum Hanım maalesef sosyal medya şirketleri de burada kendi üstüne düşen görev ve sorumlulukları yapamıyorlar. Yani benim hızlı bir şekilde ulaşabileceğim en azından kimliğimle gittiğimde ya da kimliğimi gönderdiğimde evet bu hesap bunundur diyebileceğim bir olay yaşanması lazım. Bir hafta iki hafta sonra ben o hesabı kurtarsam ne olur kurtarmasam ne olur. İnsanlar dolandıracak. Ya Oylum Talu diyor ki işte yatırım danışmanım Ali Bey sayesinde 500 lira koydum 5000 lira kazandım. Ha. Ya diyor ki ya Oylum Talu'yu ben diyorsa her hafta bunu sonra doğrudur. Seyrediyorum. Çok güvenilir bir insan. Bizim işte iyiliğimiz için böyle bir paylaşım yapmış sağ olsun diyor giriyor. Dolayısıyla burada herkesin
Üstüne düşen görev ve sorumluluğu yapması lazım. Yarın öbür gün sizin adınıza yapılan bir olayı savcılar suç duyurusuna bulunmazsanız üstünüze kalabilme durumu da söz konusu olabilir. Var. Benim eski Twitter hesabım birinde, kimde evet, bilmiyorum. Hala da öyle şeyler yazıyorlar ki, geçen gün Instagram'dan bir takipçim, sağ olsun Oylum Hanım, bununla ilgili bilginiz var mı diye abuk subuk yani, ama benim yazmayacağımı bilir onları izleyicilerimiz. Tabii, ben hiç öyle paylaşımlar yapmam. Onun için en azından bilinirliğe, tanınırlığa güveniyoruz. Ama ya tanınmayanlar, bilinmeyenler, onlar ne yapacaklar? İşte bakın, orada en büyük sorunlardan bir tanesi. Bir kere Oylum Hanım, şunu yapmamız lazım. Böyle linkler geldiğinde önce adres çubuğunu mutlaka kontrol edelim. Hı-hı. Bakın, geçtiğimiz hafta 5000 gurbetçimiz Antalya'da tatil yapmak için araç kiralama sitesi, sahte bir araç kiralama sitesi üzerinden dolandırıldı efendim. Sırf işte hani Almanya'dan gelecekler, işte Antalya'da gezmek için araç ihtiyaçları var yani. Hani dolayısıyla bunlar da başımıza geliyor. Yani bana bir şey olmaz, ben dolandırılmam asla dememesi lazım. Tabii ki. Her zaman %99, bakın %99 siz kendi güvenliğinizi alsanız da %1 her zaman sizin eliniz dışında olabilecek bir risk, potansiyel risk her zaman mevcuttur, söz konusudur. Cihazlarımızın güncellemelerini, yazılımlarımızın güncellemelerini mutlaka almamız lazım. Ücretsiz yazılımları indirmeden önce mutlak surette iki kez düşünmek lazım. Uygulama dükkanlarından mutlaka uygulamalarımızı indirmemiz ve genelde alışveriş sitelerini kullanıyorsak da mobil aplikasyonlar üzerinden yapmamız lazım. Çünkü siber hırsızlar çok rahat bir şekilde sahte siteleri taklit edebiliyorlar, bunları paylaşabiliyorlar. Master tezimi ben bunun üzerine yaptım. İnternet yasakları ve sahtecilik, internet evet, üzerinden sahtecilik üzerine yaptım ve epey bir zaman önce yaptım ve sonunda ulaştığım sonuç, conclusion kısmı evet, şuydu. Dolandırıcılar ve sahtekarlar her zaman bir adım öndeler. Evet, kesinlikle. Biz bunlarla yarışıyoruz. Evet, onun için yani onlar bir hamle yapıyorlar, biz algılıyoruz. Hamlemizi ona göre yapıncaya kadar onlar başka bir sistem geliştirmiş ve bulmuş oluyorlar bile. Onun için iyice takip etmek gerekiyor ve iyi irdelemek gerekiyor. Bir de tabii şu şifre oluşturma. O çok önemli. Her şeyimiz şifre üzerinden ve işte bazen internet kendi şifresini oluşturuyor ya da site evet, kendi şifresini oluşturuyor. Onu hafızaya kazımak mümkün değil. Değil. TQ3VZ6 bilmem evet, ne bilmem ne, kendi şifremizi oluşturuyoruz. Neye dikkat etmek gerekiyor? Bir kere Oylum Hanım, bakın şifre güvenliği temelde en büyük sorun. Çünkü biz genelde bütün uygulamalara, bütün sosyal medya sitelerimize aynı şifreyi veriyoruz. Niye? Instagram'a, Facebook'a, e-postaya hepsini aynı yapıyoruz. Niye? Unutmayalım diye. Evet. Bakın bunu aynen, asla yapmasın değerli izleyicilerimiz. Bir kere bu evet, haklısınız. Yani ona bir şey diyemiyorum yani. Ama hangi birine, o kadar çok şifremiz var ki. Oylum Hanım, dijitalde klasik kullanacağız. Ne yapacağız? Elimize bir defter alacağız. Bak samimiyetle söylüyorum. O bizim karakteri defterimiz olacak. Analog. Bak gerçekten. Dijitalde. Orada analog olmanız lazım. Güvenliği sağlamak için analog. Çünkü şifre, pasport. Bu önemli. Evet. Tarayıcınıza pasport hatırlayıcı aman kuruyorsunuz. Ali Bey, 3 ayda bir değiştirttiriyorlar şifremizi. Vallahi, hepsinin üstünü kazıyıp yenisini mi yazacağız? Şimdi Avrupa Birliği yasalarına göre artık 6 ay sonrasında, zaten bunu E-Devlet'te görürsünüz. 6 ay sonra otomatik olarak yeni şifreni kullanmak istiyor musun? Ya da mevcut şifreni kullanmak istiyor musun şeklinde bir bildirim geliyor. Ayda bir şifre değiştirmeniz çok önemli. Delirtiyorlar. Yok. Ayda bir şifre değiştireceğim. Evet, bir de bunu yazacağım evet, ben. Evet, yazacaksınız. Ya da günde bir yapın yani. Bence izleyicilerimiz de şu anda ayda bir şifre değiştirecek, ben yapacağım bunu diyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Şifreyi kabul etmiyor. İlk harfini büyük yapacaksın. Muhakkak bir evet, sembol kullanacaksın. Evet. Olmadı, olmadı. Evet. Diyorsun artık evet, yeter. İşte ama bizim güvenliğimiz için mutlaka şifrenizde 12 haneden kısa olmayacak. Büyük harf olacak. 12. 12 kesinlikle. Büyük harf. 12'ye çıkardık evet, bir de. Evet, aynen öyle. 8'de yetmedi. 8'de 12 oldu artık. Aynen öyle. Eyvah, zam eyvah, geldi. Eyvah evet, eyvah. 12. Büyük harf olacak, küçük harf olacak mutlaka. Özel işaret olacak, rakam olacak ve bunların belli oranda üçer üçer kalibrasyonu bir şeklinde sunmanız gerekiyor. Evet. Yani bunu da söyleyelim de. Siz yani öyle mi yapıyorsunuz? Ben kesinlikle böyle yapıyorum. Ve ayda bir değiştiriyor evet, musunuz? Ve yazıyorsunuz. Yazıyorum, mecburum çünkü. Şu an bana şu geliyor. Instagram hesabınıza Amerika'dan erişim sağlandı diyorlar. Sürekli. Niye? İki two-factor authentication. Olmasına rağmen burada beni düşürmeye çalışıyor. Korkacaksınız. İşte Instagram hesabım ele geçirildi, Facebook hesabım ele geçirildi, e-posta hesabım ele geçirildi. Halbuki siber hırsızın atmış olduğu sahte bir e-posta o. Onu tıklıyorsunuz, şifrenizi oraya giriyorsunuz ya, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O şekilde yapıyorlar. Adres çubuğunda gelen e-posta kimden geliyor?
Hangi adresten geliyor? Mutlaka bakmanız lazım. Bunlar genelde A, B, C, X, Y, Z gibi uzantılar söz konusu oluyor. Diyor ki Instagram.abc, Instagram help mesela helpdesk gibi böyle. Instagram helpdesk.xyz gibi. Siz de bakıyorsunuz, aa bu Instagram'dan geldi diyorsunuz. Halbuki Instagram'dan gelmedi. Siz güveniyorsanız çift faktör doğrulamanıza, bu çok önemlidir. O zaman bu tarz gelen mesajları direkt olarak deaktive edeceksiniz. Yani sileceksiniz. Bu bir kere en büyük sorunlardan bir tanesi. Siz eğer güvenmeyip aa benim hesabımı ele geçirdi derseniz, adamların istediği o zaten. Size evet, korku salarak sizin oraya şifrenize girmesini sağlıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dolandırıcıların eline geçiyor. Ondan sonra diğer arkadaşlarınıza. Benim hediye çekim var, sana vermek istiyorum. İşte efendim ben işte şuradan alışveriş yaptım, sana da işte dediğim gibi bir kupon çıktı vesaire diyorlar. O yüzden şifre güvenliği, antivirüs yazılımları, sitelerin güvenliğini sorgulamak Oylum Hanımcığım, bunlar çok önemli. Bakın önümüz yaz, tatile gideceğiz. Ucuz tatil dolandırıcılığı bu sefer de var. Otellerin dediğim gibi tatillerini, dolandırıcılığını yapıyorlar yani. Son bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bir VPN üzerinden bir internet girişi sağlanırsa, çünkü özellikle bir dönem işte YouTube'un yasaklı olduğu, Wikipedia'nın yasaklı olduğu dönemde insanlar VPN'e yöneldiler araştırma yapabilmek için. Ve şimdi de yasaklı sitelere giriş yapmak için VPN adreslerini kullanıyorlar. Maalesef. Bunun dezavantajı çok ne var, onu sormak istiyorum. Bir de yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynayanlar çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyalarmış. Evet. Nedir o? Evet. Şimdi aynen VPN sorunuza önce geleyim. VPN sorusu bizler için çok olumsuz ama siber dolandırıcılar için çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü VPN aslında özel sanal ağa geçidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sizin IP adresinizi maskeleyerek, gizleyerek sizin farklı bir ülkeden giriş yaptığınızı ifade etmektedir. Dolayısıyla yarın öbür gün dolandırıldığınızda aslında sizin kendi IP adresiniz, yani o dolandırıcının kendi IP'sinden ziyade Amerika'dan, işte Brezilya'dan ya da hangi ülkeden aldıysa onu VPN oradan bulur. Dolayısıyla onun yazışmalarının yapılması ciddi manada işte siber emniyet güçlerimizi de gerçekten mağdur etmektedir. Hani dolayısıyla oradan şuna gelecek olursan, önce biz kendi güvenliğimizi mutlaka almamız gerekiyor. Dolayısıyla hani bizlerin de bu tarz olaylara karşı her zaman bir adım önde yer alması ve VPN noktasında da ülkelerin de aslında ciddi adımlar atmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hani yasaklansın demiyorum ama VPN konusunda da bu şirketler kullanılacaksa ve Türkiye'de eğer hizmet vereceklerse, bunların da ilgili yasalara tabi olması, 2020 yılında biliyorsunuz 7253 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlanan yoluyla işlenen suçlar mücadele edilmesi hakkındaki kanun çıkmıştı. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda da aslında izinsiz bir şekilde, yetkisiz bir şekilde erişim sağlamanın suç olduğunun altını çizelim. Bir de çok güzel söylediğiniz yasa dışı bahis siteleri, yasa dışı bahis siteleri bizi ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakıyor. Zaten bu yasaktır. Yani devletin bu noktada onayı söz konusu değildir. Dolayısıyla siz bunlara VPN kullanarak bağlanırsanız yarın öbür gün dolandırılabilirsiniz. Kredi kartınız başkalarının eline geçebilir. Peki siz nasıl yasal olmayan bir işe girmiş oluyorsunuz? Peki ben bahis sitesi üzerinden dolandırıldım, kredi kartı bilgilerim ele geçirdi dediğinizde neyin bahsi oynanıyor bu sitelerde? Neyin bahsi oynanıyor? Her şey. Kumar mı? Ya mesela şöyle düşünün. Son golü kim atacak? İlk golü kim atacak? İşte maç sonucu ne olacak? Maçta kaç tane gol olacak? Basketbol. Tamam, bilince ne oluyor? Bilince ne oluyor? Bunun işte belli bir ücret alıyorsunuz bunun karşılığında. Örnek verelim, işte diyor ki bunun oranı diyor işte 4.20. Siz 1 koyuyorsunuz, 4.20 almış oluyorsunuz. Ya Oylum Hanım şunu söyleyeyim. Bunu her zaman söylemiştik. Bakın Metaverse'de de söyledik, konuşmuştuk sizinle. Kripto paralarda da konuşmuştuk. Yani öyle bir anda efendim ben oturayım, bütün para benim kucağıma aksın. Böyle bir dünya yok. Emeksiz, zahmet olmaz. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve kolay yoldan para kazanmak ciddi manada zordur. Bu siteler, yani bir de bu öyle bir bağımlılık oluşturuyor ki, belli bir noktadan sonra sanal bağımlılık oluşturuyor ki. Efendim mesela başta kazanmaya başlıyorsunuz Oylum Hanım. O size çok tatlı geliyor. Sonra kayba başladığınızda daha fazla, daha fazla, daha fazla işte gidiyorsunuz. İşte tipik kumar bağımlılığı maalesef. Kesinlikle, kesinlikle. Çok, çok tehlikeli. Bunlara lütfen değerli izleyicilerimiz, bunlara çok dikkat etsinler. Bir de oyunlar üzerinden de artık oynanıyor bu sanal kumar. Mesela şöyle hani Checkpot vardır ya mesela, bastığınız açıyor. Bunları çocuklara oynatıyorlar Oylum Hanım şu an. Bunları ben gördükçe siber emniyet güçlerimize bildiriyorum ama aileler çok dikkat etsinler. Oyun kisvesi altında bakın. İşte anne kredi kartını ver, işte efendim kalem alacağım. Benim 7 yaşındaki küçük oğlum, maalesef, anne şuna işte Roblox, Minecraft, onlara lütfen
üye olalım diyor daha 7 yaşında. Evet, düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla hani siz bahis sitelerinden bahsettiniz. Oyun kisvesi altında artık çocukları küçük yaşlarda bahise alıştırıyorlar. George Gerdner'ın ekmek kuramı vardır. Şiddet çocuklara küçük yaşlarda eklemlenir der Oylum Hanım. Çünkü biz çizgi filmlerle sürekli şiddete aşina olduğumuz için sokaklarda şimdi gidiyorum küçücük kardeşlerimizin elinde tabancalar mesela. Düşünebiliyor musunuz yani? Ben burada ailelerimize de seslenmek istiyorum. Bakın bayram sabahı mutlaka onlar da seyrediyorlardır bizleri. Lütfen dikkat etsinler çünkü her şey ağaç yaşken eğilir. Çocuklukta başlıyor. İnanın Oylum Hanım zaten her şeyi bizi kolaya kaçırmaya başladı. Teknoloji bizi kolaya kaçırmaya başladı. Yapay zeka sınavlarda şu an ciddi manada kopyayla karşı karşıya kalıyoruz. Sınavlar online oldu ya. Evet. Öğrencilerimiz üzülerek söylemek gerekirse ChatGPT'den yazdılar, ödev verdiler. Ama ChatGPT harika bir şey. Ya ben bir şey demiyorum. Müthiş. Müthiş, evet. Müthiş yani, bir şey. Ama vallahi yani nasıl bir yazılımdır o, nasıl bir ChatGPT'dir? Ama Oylum Hanım şimdi şöyle söyleyeyim. Müthiş. Yani, evet, gerçekten yapay zekanın geldiği nokta hakikaten takdire şayan. Yani hepimiz kullanıyoruz. Bir CV yazdırın Allah rızası için. Yani benim diyen yazamaz o CV'yi. Müthiş. Evet, yok gerçekten haklısınız. Ya o konu, senaryo yazdırın. Yazdırabilirsiniz, şiir yazdırabilirsiniz, köşe yazısı yazdırabilirsiniz. Bütün aynen sorularınızın öyle cevabı hem de mantıklı, inanılmaz bir sistem. Çok o ChatGPT. Ancak şu an Avrupa Parlamentosu'nda yapay zeka ile ilgili bir yasa çıktı efendim. Aynen. Evet, o yasa gereği artık bu yüz kopyalama ya da yüz tanıma sistemleri artık cezaya tabi olacak ve bu sistemlerde devletlerin kontrolü altında gelişimini sağlayacak yeni yasa kapsamında. Çünkü Oylum Hanım, bunu da oluşturan insanın ta kendisidir. Ama bu insanın farklı amaçlarına da hizmet edebilir. Siz mesela çok güzel örneklerinden bahsettiniz ama bunun istismarda kullanılacağını biliyor musunuz? Tabii. Mesela Stable Diffusion dediğimiz bir onun öğrenme metodu var. Mesela Oylum Hanım, pedofililer şu an onları kullanmaya başladılar. İnternet ortamında Dark Web'de sahte oluşturmuş oldukları çocuk görsellerini Dark Web'de 8-9 dolara satılığa çıkartmış durumdalar. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ne olur yanlış anlaşılmasın bu ama gerçeğini yapacağına. Evet. Yani sanalını yapsın. Yani bunları çok haklısınız ama yani, Oylum Hanım, bunlar da bu benim çok irite olduğum bir konu. Yani çocuk devreye girince, evet, ve internet ortamında aman ailelerimize de söyleyelim. Evet. Lütfen çocuklarınızın görüntülerini, tabii ki anneler babalar paylaşmayı seviyorlar ama belirli çerçevelerde tutmakta fayda var. Evet. İşte çocukların özel hayatı vesaire vesaire, bu değil. Çok daha tehlikeli şeyler söz konusu olabilir. Yani Instagram anneleri var mesela, gerçekten yani ben onlara da biraz seslenmek, evet, istiyorum. Yani çocuklarını ifşa ediyorlar. Çocukların hem pedofillerle karşı karşıya kalması, bir de gelecek yıllarda o çocuk artık yavaş yavaş o ün ve şöhretten uzaklaşarak büyüdükçe, yetiştikçe o artık yavaş yavaş kendisine yönelik olan ilginin kaybolmasıyla birlikte artık güven eksikliği, psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verecekler. Çocuklar ülkemizin geleceği Oylum Hanım. Dolayısıyla bunun altını çizmek istiyorum. Ancak Avrupa'daki yasalara göre ister sanal olsun, ister gerçek olsun, ister yapay zeka ile oluşturulmuş çocuk olsun, kesinlikle hepsi suç. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Şöyle, ama zaten pedofil konusu, yani yasalar üstü. Ben o konu gelince, evet, benim kadar hümanist, benim kadar insan haklarına bağlı ve insanların yaşamına özen gösterip, hatta sadece insan değil hayvan yaşamına bile özen gösteren biri, bir cani çıkıyor içimden. Evet. Gerçekten hiç mevzu bahis bile etmek istemiyorum çünkü aklım almıyor. Evet. 6-7 yaşında bir kız annesi olarak aklım almıyor. Yani, sanal, evet, gerçek, o, hiç, bu, şu. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama hani iki kötünün iyisi sanal. Yani evet, eğer sapıklara hitap edilecekse bari, neyse. Evet, bu konu mevzu, evet, mevzu dışı bile. Evet, yani evet, aklım bile almıyor gerçekten. Peki şimdi akıllı telefonlara geldiğimizde pek çok aplikasyon indiriyoruz. Çok. Aplikasyon bu telefonların zaten sunduğu en büyük imkanlardan biri. Biz yine internet çağına doğduk. Hı hı. Ama annelerimiz, babalarımız, bir önceki nesil internetle daha mesafeli ilişki içerisindeler. Evet, onlara dijital göçmen diyoruz o yüzden. Dijital göçmen onlar. Sonradan tanışanlar. Nasıl bir yol izlemek gerekiyor aplikasyon indirirken? Şimdi açık söyleyeyim Oylum Hanım, belki de bizim çağımızın en büyük sorunlarından biri her şeyi uygulamalar üzerinden gerçekleştirmemiz oldu. Bu beni de aslında çok çok üzen bir noktaya geldi. Yani fütür
akılsızca uygulama indiriyoruz. Her şeye bir uygulama çıkmış durumda. Bunların hangi verileri aldığı, hangi verileri ele geçirdiğini de ne yazık ki düşünmüyoruz. Düşünün, bir navigasyon uygulaması indiriyorsunuz, rehberinize erişim izni istiyor. Neden rehberime erişim izni istiyorsun mesela? Yani benim rehberime ne yapacaksın, neyime ulaşacaksın? Ama ne yazık ki bunları kullanıyoruz. Ya da mesela işte kolayımıza kaçacak. İşte diyoruz ki mesela işte otomatik olarak işte fotoğraf düzenleme diyoruz. Bütün galerimize o fotoğrafların erişim iznini sağlamış oluyoruz. Bundan önce hatırlarsanız, bundan 1-200 sene önce bu 10 yaş akımı, 20 yaş akımı vardı. Öncesi ve sonrasını veriyorlardı. Mesela o zaman biz söylediğimizde insanlar inanmamış. Ya bu masumane bir akım, ne olacak ki demişlerdi. Şimdi ne oldu Oylum Hanım, biliyor musunuz? O geçmişte o işlenen fotoğraflar şimdi bize yapay zeka olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yaşlandırma uygulamalarında karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü aslında bir şey ücretsizse ürün biz oluyoruz. Bizim verilerimiz oluyor ve bunlar da akımlar olarak karşımıza çıkıyor. Çocukları bekleyen çok ciddi akımlar da var. Bunlarda mesela Blackout Challenge. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Ailelerimiz mutlaka... Ne challenge? Blackout. O ne? Nasıl biliyor musunuz? Çocuklar özellikle TikTok gibi mecralarda ağzını burnunu kapatıp nefessiz kalıyorlar Oylum Hanım. En fazla nefessiz duran çocuk o maçın galibi oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Burada çocuklar 2011 yılından beri... Başka challenge bulamamışlar mı? Bulamamışlar. 1335 çocuğumuzun vefat etmesi. Tüm dünya genelinde açıklanan raporda 1335 çocuk vefat etmiş. Oylum Hanım, dijital bakıcılara eğer annelerimiz babalarımız teslim ederlerse, bu akıllı telefon uygulamalarını bir şekilde onlara yaygınlaştırırlarsa, kendileri işte bakın bayramdı mesela. Kaçımız acaba bayramda gerçek manada mesela akraba, eş, dost ziyareti yaptık? Kaçımız telefonu bir kenara bırakıp dijital detoks uyguladık? Bu da belki bizi bekleyen en büyük sorunlardan biri. Bağımlılık, nomofobi. Nomofobi en büyük bağımlılık. Ne fobi? Nomofobi. Nomobilefonia. Yani akıllı telefon bağımlılığı. Ya şöyle... Bu telefonlar öyle kolaylıklar sunuyor ki, evet, zaman zaman kendi kendime şunu derken buluyorum. Evet. Siz de bana katılır mısınız bilmiyorum ama ya bunlar yokken biz ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk oğlum? Ne yapıyorduk? Nasıl hayatımızı geçiriyorduk? Oğlum, ben ne yapıyordum? Ya eskiden de biz görüşüyorduk değil mi? Şimdi mesela bir yere randevu vereceğiz arkadaşlarımıza. Geciktim. 5 dakika, 10 dakika. Oylum Hanım bir bakıyorsun 1 saat olmuş. Nasıl olsa telefonla ulaşırsın. Ama eskiden böyle miydi? İşte yok. Taksim Meydanı'nda buluşacağız, evet, mesela orada. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte yakamıza karanfil takacağız vesaire gibi Oylum Hanım yani hani. Dolayısıyla Oylum Hanım hani dünya çok değişti. Teknoloji bizi hakikaten bir noktadan aldı ama burada insan olarak sosyalleşmeyi ben kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu tarz bayram günlerinde sevdiklerimizin... Bir hani... teknoloji uzmanı söylüyor bunu, evet efendim. Efendim. Bunu bir teknoloji öyle. Uzmanı söylüyor ve bir bayram günü söylüyor. Evet. Not edelim kenara, çünkü gittikçe iyiye değil kötüye gidiyor durum. Aynen. Ama bu bizim elimizde. Dijital detoks, biraz evet, telefonları, akıllı tabletleri telefon kenara. Orucu, dijital detoks ve özellikle mesela aileyle beraber yapılacak etkinlikler, aktivitelerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okullar kapandı. Çocuklara demeyin ki sen hadi başla bakalım ondan sonra bitir. Bu sefer ne oluyor? Okuldan kopmuş olacak. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanacak gençlerimizin en azından böyle ayda bir iki kere böyle kitabı, defteri tekrardan alıp hani böyle paslanmamalarını önlemeleri kendilerinin elinde diyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür birlikte ediyorum, olduğunuz için. Çok tekrar iyi bayramlar sağ diyorum. Olun efendim. Bizim için de çok keyifliydi. Vallahi öyle oldu. Tam bayram günü. Tam bayram sohbeti yaptık. Sohbet oldu, oradan oraya ama olsun, izleyicilerimiz de bize katılmış evet, oldular bu tatlı güzel bayram evet, sohbetimize eşlik etmiş oldular. Reklamlara gidiyoruz ve tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür.